Şimdi biz 4 kişilik bir aileydik. Yani mutlu bir ailemiz vardı, yaşantımız vardı. 4-6 Şubat gecesi, yani yine akşam işte konuştuk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Ertesi günü planlarımız için yatmıştık. Ben ertesi gün il dışına çıkacaktım, seyahatim vardı. O yüzden hani o günde tesadüf, biz aslında başka bir yerde kalacaktık. Benim ertesi gün seyahatim olduğu için evde kaldık. Gece yatıyorduk. İşte deprem olduğu anda eşim uyandırdı. Nevres kalk, deprem oluyor dedi. İkimiz uyandık. Uyandığımız anda kendisi küçük çocuğun odasına koştu. Ben de büyük çocuğun odasına koştum. Çocuğun odasına girer girmez karşımdaki duvarın kırıldığını, çocuğun üstüne geldiğini gördüm ve çocuğun üstüne yattım ben o anda. Ondan sonra tabii bir şeyler yıkıldı, döküldü. Yani hatırlamıyorsunuz o anda zaten, kendinizi kaybediyorsunuz. Sonra gözümü açtığımda duvarların arasında işte çocuk böyle bir üst tarafta kalmış, yukarıdaki tablayla duvar arasına sıkışmış, ayaklarımız da birbirine sıkışmış. Ben de duvarda, bildiğiniz bir hani Kurban Bayramı'nda kurbanı asarsınız ya, o şekilde asılı vaziyetteyim ve üç duvar arasında. Gözümü açtım, karanlık, toz, nefes alamıyorsunuz, yani zorlanıyorsunuz. Dedim ki öldük herhalde, buradan çıkamayız diye düşündüm. Sonra çocuğa seslendim, çocuk ses verdi. Tamam oğlum dedim. Sonra işte duvarları yoklamaya başladım. Hani bir yerde bir açıklık bulabilir miyim diye. Sonra duvarları bir tanesi oynar gibi geldi ve ben bu duvarı yumruklamaya başladım. Yani bir şeyler yapabilir miyim diye. Sonra yumruklaya yumruklaya bir baktım duvar düştü. Yani duvar düşünce gökyüzünü gördüm. Çocuğa dedim ki oğlum kurtulduk. Sen dedim ayağını kaldır, çek veya üstteki betonu yukarıya doğru ittir, ben düşeyim seni alacağım dedim. Çocuk sonra ayağını işte oynattı, ben düştüm aşağı, hemen arkasından çocuk atladı. Biz enkazdan çıktık. Yani çıktığımızda şöyle, binamız 9 katlıydı, biz en üst katta oturuyorduk. Bizim çıktığımız kat 3. kat seviyesiydi, yani bina o kata kadar parçalanmıştı. Çocuğu ben enkazdan gönderdim, sonra eşime seslendim. Eşim dedi ki dolabın yanındayım dedi. Dolabın yanındayım dedi ama oda nerede, dolap nerede? Yani bilemiyorsunuz ki, yığın olmuş yani komple. Sonra tabii ben bu alemde bağırdım etrafıma, işte Allah rızası için yardım eden yok mu diye. Ama tabii kimse yok, herkes kendi derdine düşmüştü. Sonra ben eşimin tekrar seslendim, dolabın yanındayım dedi yine. Ben sesin geldiği yöne doğru hareket ettim. Orada işte yatak falan bir şeyler vardı. Onları çekmek isterken o esnada bir ikinci deprem daha oldu. O ikinci depremin olmasıyla ben enkazdan aşağı düştüm. Ve o enkaz binayı acayip şekilde, yani parçalanan binayı tekrar çevirdi. Ben o enkazdan aşağı düştüm. Ondan sonrasını zaten çok hatırlamıyorum. İşte kendime geldiğimde öğlen 11 gibi falandı saat. Saat 11 gibi de işte arıyorlardı, daha eşimle çocuğumu bulamamışlardı. Öyle söylediler bana. Bir duvar vardı, yani duvarı yumrukladım, var gücümle yumrukladım. Yani normal bir zamanda olsa o duvarı yerinden oynatamazsınız. Öyle bir kalın bir duvar, büyük bir duvardı. Tünel olmuş oldu, evet. Yani tünel gibi açılmış oldu. Zaten gökyüzünü görünce orada bizim çıkacağımızı, kurtulacağımızı anladım. Çok fazla bir mesafe yoktu, yani 1 metre veya 1,5 metreydi. Çünkü çocuk odalarının cam tarafları dışarıda, dışarı yöne, dış yöne bakıyordu. Onlar kenar tarafta kalmış. Yani biz de tam camın kenarındaydım ben, çocuğun yatağı oraya yakın olduğu için. Diğer eşim dolabın yanındayım dediğine göre dolap iç taraftaydı. Muhtemelen o iç tarafta kaldığı için aşağı doğru gitti. Aynı gün öğlen çıkardık biz. Öğleye doğru çıkardık. İşte hastaneye götürdüler. Hani bir yaşam belirtisi yoktu ama belki bir umut vardır diye. Sonra da işte şehit olduklarının haberini aldık yani. Yani çocuk da çok etkilendi.
işte yaralarımız vardı, çocuğun yüzünde iz vardı, yani aylarca o iz gitmedi. İzi gördükçe onun da psikolojisi bozuktu. 3-4 ay kadar psikoloğa gittik tedavi olmak için. Şu an hani iyiyiz ama yine işte geceleri yaşıyoruz. O duyguları yaşıyoruz. Sarsıntıların ilginçtir, sarsıntıların çoğunu da hissetmiyoruz yani. Hani insanlar hissediyor ama biz hissetmiyoruz. Biz gözümüzü kapattığımız zaman sarsıntıyı hissediyoruz.